Yeni doğan sünneti sonrası sizin de az önce söylerken kalın deri ve mukozadan bahsettiniz. Mukozanın yapışması ile birlikte bir yapışma söz konusu olabiliyor. Tabii, Ve bu da tabii ki. sanırım karşılaşılan unsurlardan bir tanesi. Bu Evet. durumda hangi durumda, yani ne kadar yapışma olursa ne zaman tedirgin olmalı ebeveynler, ne zaman hekime, yani sizlere başvurmalı, bunu nasıl anlayabiliriz? Tabii. Veya bu durum çok ciddi midir? Sonrasında ikinci bir ameliyat gerektirir mi? Bu konuda da bizi biraz aydınlatır mısınız? Tabii. Şimdi şöyle, normal olarak sünnet olmamış bir bebeğin, bir çocuğun pipisini düşündüğümüzde bu bizim adına mukoza ya da iç deri dediğimiz iç deri, ince deri pipinin baş kısmına yapışıktır. Şu pipinin baş kısmı olsun, bu da deri. Deri böyle yapışıktır. Biz bunu sünnet yaparken sıyırarak açar, temizleriz. Dibine kadar, o baş kısmının dibine kadar iç deriyi, ince deriyi sıyırırız ki temiz bir sünnet olsun ve gerekli yerleri çıkarabilelim diye. İşte bunu yaptığımız, yani sıyırarak ayırdığımız ve fazlalığını kestikten sonra biz geri kalan mukoza var ya, az da olsa şöyle yarım santim, belki bir santime kadar bir iç deri ve mukoza vücutta kalıyor. Biz onu dış deriye dikiyoruz. İşte bu sıyırarak ayırdığımız mukoza tekrar o pipi başına yapışmak ister. Çünkü biz onu oradan zorla ayırmışız ve henüz ham bir yara var. Taze bir yara var orada. Çok rahatlıkla yapışmak ister. İşte bu yapışmaya engel olmak bizim sünnetten sonra ailelere tembih ettiğimiz en önemli vazifedir. Zor mudur? Hayır, zor değildir ama iyi anlamak ve iyi uygulamak lazım. Uygulama şu: sünnet olduktan sonra ilk bir 10-15 gün, günde sadece bir kere pipi başından deriyi iki taraftan şöyle parmaklarımızla tutup gösteriyorum. Aşağı doğru deriyi biz yere sıyıracağız. Yani çekeceğiz, sıyırma değil de pipi derisini tuttuk. Şöyle bir an çektik arkaya, aşağı ve bıraktık. Bu 2 saniye sürer. Hafif bir acı duyabilir ama 2 saniye sonra acı geçer. Peki bununla neyi sağlarız? İşte o pipi başına yapışmak isteyen mukozayı her gün bir kere yerinden oynattığımız için artık yapışamaz hale gelir. Yeni doğanda veya bebeklerde diyelim, sünnet sonrası iç derinin yapışması günde bir kez 2 saniye süren geri çekme işlemiyle engellenebilir. Bunu yapmak çok kolay ama aileler merhametten dolayı, anne baba, büyükler merhametten Acımasın. dolayı acımasın diye yapmıyorlar. Biz söylememize rağmen yapmıyor, yaptıklarını zannediyorlar. Az çekiyorlar, daha fazla dibine kadar çekmiyorlar. Ondan sonra bize bir ay sonra yapıştı diye gelebiliyor. Buna dikkat edilirse hiçbir sorun olmaz, yapışma da olmaz. Ha, yapıştı. Yapışırsa doktora getirecekler. Hiçbir operasyona gerek yok. Biz iki parmağımızla tutup deriyi bir an sıyırıveririz. Yine 1 saniye sürer ve sıyrılıp biter iş. Yeni bir operasyon gerekmez. Sizin sorduğunuz belki şu olabilir, ikinci bir konu: neden bazı durumlarda ikinci bir operasyon gerekiyor? Duymuşsunuzdur. Bir daha sünnet oldu. O şu: o hafif bir mukoza yapışıklığı değil de bütün o kestiğimiz şu halka şeklinde pipinin etrafında kalan deri ve mukozanın ön tarafa gelip pipinin önünde tekrar kapanmasıdır. Tekrar ediyorum, arkada duran bu halka şeklindeki derinin öne doğru gelip ön tarafta tekrar kapanmasıdır. Hiç sünnet olmamış gibi. Ama bunun olması için ailenin hemen hemen hiç ilgilenmemesi lazım açıkçası. Hiç oraya bakıp müdahale etmemiş olması lazım. O zaman ancak bu önde kapanma olabilir. O zaman mutlaka ikinci bir müdahale gerekir tabii ki.